Recaizade Mahmut Ekrem. Eski edebiyat karşıtlığı ve batı edebiyatı yanlısı genç yazar ve ozanlara önderlik eden öğretmen kimliğiyle tanınmıştır. Bu nedenle Üstad Ekrem diye anılır. Ve genelde bunlar Tanzimat 2 diyebileceğimiz kuşağın önderleri olmuşlardır. Tanzimat 1 dediğimiz kuşağı Ziya Paşa Şinasi ve Namık Kemal. Tanzimat 2 dediğimiz kuşağı ise Recaizade Mahmut Ekrem. Evet Recaizade Ekrem'e dönersek Yeni edebiyatın kurallarını tanıttığı Talimi Edebiyat adlı yapıtı yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. İlk şiirlerinde eski anlayışı sürdüren Recaizade Mahmut Ekrem münacatlar, naatlar, övgüler ve gazeller yazmıştır. Yapıtlarını bir ahlak dersi vermek için değil, duygu, düşünce ve hayal güzelliklerine ulaşmak için yazar. Yani sanat onun için sanat içindir. Şiirlerinde günlük yaşam, anılar, aşk, doğa ve özellikle ölüm konularını işlemiştir. Arka arkaya yitirdiği çocukları için yazdığı ölüm şiirlerinde daha başarılıdır. Şiirin kendine özgü bir dili ve sözcük dağarcığı olduğunu belirterek Servet-i şiir dilinin çıkış noktasını oluşturmuştur. Uyağın eski edebiyattaki gibi göz için değil, kulak için kullanılması gerektiğini, yani yalnız yazılışı değil, sesleri benzeyen sözcüklerin de uyak olabileceğini söyleyerek uyak anlayışına da yenilik getirmiştir. Tiyatro türünde de eser vermiştir. Ancak bu türdeki yapıtları özgünlük ve yenilikten uzaktır. Atala yahut Amerikan vahşileri, Afife Angelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat tiyatro eserlerindendir. Burada özellikle Çok Bilen Çok Yanılır sınav sorularının değişmez cevaplarındandır. Buna dikkat edelim. Recaizade Mahmut Ekrem'in Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi ile Şemsa adlı iki uzun öyküsü de vardır. Fakat ününe ün kattığı eser ise tek romanı Araba Sevdası'dır. Batılılaşmayı yanlış yorumlayan, bu nedenle gülünç duruma düşen bir gencin hikayesidir. Gencimizin adı da Efruz Bey'dir. Recaizade Mahmut Ekrem, oyunlarında Molière'den etkilenerek klasizmin, şiirlerinde romantizmin, romanlarda ise realizmin etkisinde kalmıştır. Eserleri, şiir olarak Nami-i Seher, yadigar ı Şebap, Nefrin, şiir ve düz yazı olarak Zemzeme, eleştiri yazılarıdır aynı zamanda 1-2-3, Pejmürde, Tefekkür, Nijat, Ekrem. Ölen oğlu için yazdığı önemli bir eseridir. Öykü Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi Şemsa. Roman olarak tek romanı Araba Sevdası. Eleştiri ya da ders kitabı olarak Talim Edebiyat. Yine eleştiri olarak Kudema'dan birkaç şair ve Takdir Elhan. Oyun olarak Afife Angelik, Atala yahut Amerikan Vahşileri, Vuslat, Çok Bilen çok yanılır adlı eserlerdir. Müzik